Samimi Analiz programından hepinize mutlu günler diliyoruz. İkinci evlerini alacaklar için kredi daraltması geldi ve bir bilene soralım istiyoruz. Gayrimenkul ve yatırım danışmanı Şenay Araçdemir bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim Aleyna Hanım. Şenay Hanım, hepimizin çok merak ettiği konuları sizlere sormak istiyoruz. Bir bilene sormak istedik. Konut sektöründe hem ev sahiplerini hem kiracıları yakından ilgilendiren bir karar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu DDK'dan geldi. BDDK dedi ki ikinci evini alacaklara kredi kullanımında kredi kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Bunun yansımaları nasıl olacak? Hemen sizden örnekleriyle almak isteriz. Tabii Aleyna Hanım, şöyle Bankacılık Düzenleme Kurulu'nun getirdiği bu karar piyasayı biraz kısıtlayacak gibi. Çünkü ikinci, üçüncü, dördüncü evini alanlar genelde kredi kullanıyorlardı, yatırım için alıyorlardı. Ama son bir yıldır bankalar çok fazla kredi açmıyordu. Açıkçası bu ilk evini alacaklar için hazırlanan bir proje. Hani ilk evini alan kişilere zaten kredi kısıtlaması yok. İkinci evini alacak olanlara bir kredi kısıtlamasına gidilmiş. O da piyasada ihtiyaç sahibi olan kişilerin eve daha rahat ulaşmasını, hani ikinci el alacak olanların ikinci konut, üçüncü konut alacakları biraz daha geri çekmeye amacıyla yapılmış bir düzenleme. Aslında bu düzenlemenin şu anda çok faydalı olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü şu anda yaklaşık bir yıldan beri bankalar zaten çok kısıtlı kredi veriyordu. Türkiye'de kredi kullanım oranı dış ülkelerdeki gibi, Amerika'daki gibi mortgage olmadığı için çok yüksek değil. Yani %20 bizim krediyle konut alma oranımız. Bu yüzden çok da şey olmayacaktır, yani etkili olmayacaktır. Konut alanlar özellikle bir yıldan beri hep nakit alanlar ve de yeni inşaat projelerinin kampanyalarından konut alanlar vardı. Topraktan girenler. Evet, yeni inşaat projelerinden kampanyalarla o firmaların belli peşinatla, belli vadeleriyle sattığı kampanyalardan konut alanlar vardı. Onun için bence bu o grubu çok fazla etkilemeyecektir. Asıl önemli olan ilk evini alacak olanlara daha farklı, daha uygun, daha ulaşılabilir bir kampanya hazırlamak. Galiba bunun da Eylül'ün 15'inden sonra ilk evini alacaklar için yeni bir kampanya hazırlanıyor. Burada en önemli şeylerden biri, etkenlerden biri bankaların kredi kullandırmasını biraz daha kısıtlamak. Yani biraz daha piyasayı daraltmak gibi düşünüyorum ben. Zaten parası olan her şekilde konut alıyor. Bunun da tabii ki kötü etkileri de olacaktır. Yatırım için gayrimenkul ev alanların çoğu kiralama sistemine gidiyor. Piyasada zaten ciddi bir kiralık konut sıkıntısı var. Böyle olunca o kişiler de yatırımlarını başka yere yönlendirince piyasada gene daha fazla kiralık ev bulunamayacak. Sizin şimdi 2-3 tane eviniz varsa bunu kiraya vereceksiniz. Bu size bir gelir olacak. Diğer insanlar da bundan faydalanacak. Bunun da önünü kesmesi bu taraftan da bir dezavantaj gibi gözüküyor. Şimdi öncesinde ikinci ev, üçüncü ev vesaire almak isteyenler ya da işte kira öder gibi ev satın almak isteyenler bir bankaya başvurdukları zaman eğer kredi notları düzgünse, ödemelerde daha önceden sıkıntı yoksa bordrosunu götürüp vesaire işte gelir vergisini beyan edip işte bir dairenin, bir konutun %90'ı kadar kredi alabiliyordu. Şimdi ne kadara düştü? Asıl amaç burada var olan nakiti piyasaya devreye sokmak mı?
Şöyle Ayla Hanım, ikinci konutunu alacak olan kişiler zaten bir ailede 18 yaş altı da olsa bir kontu varsa bu kampanyalara giremeyecek. Şöyle söyleyeyim, 3 milyonluk bir daire aldığınızı düşünün. Daha önce bankalar bunun %90'ını, %80'ini finanse ediyordu. Yani 300 bin liranız varsa gidip Nakitinizi verip, evet. bankadan kredi kullanarak bir daire alımına gidebiliyordunuz. Şu anda 3 milyonunuz varsa 22,5 kredi kullandırıyor banka size. Bu da tabii ki kredi marjını daraltmasından dolayı insanları buna yönlendirmeyecektir. Çünkü zaten faizler de çok yüksek. Yani gidip oradan alacağınız o tutar size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Burada neye tekabül ediyor? İşte yatırımınız, işte dolarınız, altınınız, işte kenarda duran paranız, işte yastık altı birikimleriniz, neyiniz varsa piyasaya çıkarın, alacaksanız işte dolarınızı, euronuzu bozdurun, bununla alın. Açıkçası bunların piyasaya katılımı hedefleniyor biraz da bununla ilgili. Zaten hani üçüncü konutunu alanlar belli bir ekonomi seviyesinde olan kişilerdi. Onları da farklı bir yere yönlendirecekler. İşte atıl yatırımlarını çıkaracaklar, nakitlerini çıkaracaklar ya da inşaat firmaları sattıkları dairelere belli bir fiyat koyup, vade farkı koyup belki öyle satacak. Bunların hepsini ilerleyen süreçte göreceğiz. Emlak sektöründe çok hızlı değişimler, çok hızlı kararlar alınıyor. Süreç de çok hızlı işliyor. Her gün yeni bir formül, yeni bir şey çıkıyor. Bakacağız, göreceğiz bunun neler getireceğini. Ama ev fiyatlarını düşüreceğini ben inanmıyorum. Ev fiyatlarına etkili olacağını inanmıyorum. Çünkü enflasyonist bir ortamda inşaat maliyetleri bu kadar yüksekken bu kampanyanın konut fiyatlarını düşüreceğine inanmıyorum. Çünkü inşaat maliyetlerinin yükseldiği ve arazi fiyatlarının yüksek olduğu bir yerde konut fiyatları talep olduğu müddetçe düşmez. Sadece yeni konut değil de daha böyle ikinci el konutlarda birazcık durmasını sağlayabilir. Yani birazcık bu süreç birkaç ay zam görmeyebilir. Ama ondan sonrası için her sektörde yani her artış konuta artış yaptırıyor. Yani dolardaki artış, enflasyon, inşaat malzemelerine zam gelmesi Benzine zam gelmesi her şekilde. her şekilde konutun fiyatını yükseltiyor. Böyle olunca da konut aslında Türkiye'de konut çok ciddi bir yatırım aracı değil. Şeyleri hesapla yani belki amaç konutu yatırım aracından çıkarmak ama kira getirisiyle bir konutun maliyetini hesapladığınızda yaklaşık 18'de 25 yılda amorti ediyor konutun özelliğine göre. Bazı ülkelerde bu oran 10 yılda, 12 yılda amorti ediyor. Yani Türkiye'de yatırım aracı olarak konut almak da çok cazip değil Aleyna Hanım. Peki hemen sormak istiyorum, araya girmek istiyorum. Bu anlamda devletin bir finans kapısı atıyorum. Devlet bankaları, evet diğer bankalarda durum böyle. %22,5 kadarına sadece ikinci ev alacaklara kredi veriliyor. Ama bundan sonra işte devlet eliyle, devlet bankalarıyla olacaktır gibi bir şey, bir duyumunuz var mı? Çünkü işte önümüzdeki dönemde yeni kampanyalardan söz ediliyor. Böyle bir duyumunuz var Şöyle mı? Aleyna Hanım, sanıyorum Eylül'ün 15'inden sonra bu ilk evim projesiyle ilgili yeni kampanyalar çıkacak. Bu yapılan kredi kampanyası da onun ilk ayağının hazırlığı gibi gözüküyor. Bu kampanyalar çıkınca ilk evimi, yani ilk evi amaç burada herkesin bir dairesi olsun, herkesin bir konut olsun.
TOKİ'nin bununla ilgili hazırlamış o 81 ile ilgili proje bu da ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Şu anda bizim duyumlarımıza göre yeni proje alanları geliştirmeye çalışıyor TOKİ. Belli yerlerdeki arazileri de konuta dönüştürecek, konut imarını açacak. Bunları da dediğim gibi bekleyeceğiz, göreceğiz. Buradaki şeyin, bu yapılan kampanyanın şöyle bir dezavantajını da anlatmak istiyorum. Bunu hiç kimse görmüyor Aleyna Hanım. Şöyle, üst segment ve orta segment dediğimiz gayrimenkul yatırımcılarına şu anda yurt dışından gelen birçok firmanın burada gayrimenkul toplantıları ve tanıtımları oluyor. Yani işte Dubai'den inşaat firmaları ülkemize geliyor. Çünkü gayrimenkul Türkiye'de çok seviliyor. Evet. Dubai'den, İngiltere'den, Yunanistan'dan, Kıbrıs'tan, Macaristan'dan buradaki konut firmaları, buradaki büyük inşaat firmaları Türkiye'de özel toplantılar, özel tanıtımlar yaparak buradaki para sahibi olan insanları o bölgeye çekmeye çalışıyorlar. Birçok kişi de bu yatırımı değerlendiriyor. Yani Kıbrıs'ta, bakın özellikle Kıbrıs'ta şu anda çok ciddi bir konut projeleri var. Yunanistan'da... Yani yabancı yatırımcı mı artık inşaat sektörüne giriyor ve finansal desteği de onlar mı sağlayacak artık? Hayır, yabancı yatırımcı burada elinde para olan işte orta segment ve üst segment müşteriyi kendi ülkesine çekmeye çalışıyor. Yani İngiltere'de bakın geçen bir toplantıya katıldım. Çok güzel büyük bir firma geldi burada konut projesi tanıttı. Ve o kadar ilgi gördü ki, o kadar çok talep gördü ki. Yani şu anda buradaki zengin müşteri yurt dışına kaçabilir. Bunu da görmekte fayda var. Yani Türkiye'deki fiyatlar bu kadar çok yüksekken ki bir araştırma çıktı ve Ankara, işte İzmir, İstanbul başta olmak üzere bütün dünya ülkelerinden ilk 3 ilimiz bütün hepsinden daha fazla artış aldığı gözlemlendi. Fiyat oranında artışı gözlemlendi. Evet evet, dünyada şu anda en yüksek artışı olan ülke olarak gözüküyoruz. Ama biz bu da yatırımcıyı yurt dışına mı yönlendiriyor? Evet evet, yani biz ülke olarak şeyi seviyoruz Aleyna Hanım, mülk edinmeyi, mülk almayı, işte konut almayı. Bunu sadece konut diye düşünmeyin, arsa, tarla, arazi, iş yeri. Biz yerleşik bir toplum olduğumuz için konutu seviyoruz. Yani dünyada bizim kadar konutu seven bir ülke yoktur. Yani Almanya'da konut sahibi olan insanlar %30-35'i geçmez. Yani ülkeler arası bu yaşayış tarzına göre, toplumsal öğretilere göre değişen bir olay. Ama şu anda ülkemizdeki para sahibi olan gayrimenkul yatırımı yapamayan insanlar yurt dışına yavaş yavaş çekiliyor. Bunu da görmekte fayda var. Bu da çok önemli bir konu bana göre. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ve değerli yorumlarınızı kattığınız için. Ben teşekkür ederim Aleyna Hanım. Gayrimenkul ve yatırım danışmanı Şenay Araçdemir bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.